Edalet. Yine mi sen be adam? Ne istiyorsan gene? Ne desen haklısın. Haklıyım tabii. De niye geldin? Yani Edalet bak, bak dinle beni. Bir eşeklik, bir hadsizlik, bir ayarsızlık yaptığımın farkındayım. Ama sen kararını vermezsen, yani inandığım, sevdiğim her şey üzerine yemin ederim, terk ederim, giderim buraları. Bu saatten sonra çamlı hemşinde sensiz yaşamanın hiçbir manası yok Edalet. Ne diyeceksin peki? Edalet, ya benimle evlenirsin ya da bir daha hiç yüzümü göremezsin. Oldu, tanıştığımıza çok memnun oldum, güle güle. Anlamadım. İşte giderim dedim, ben de güle güle diyorum. Edalet, gerçekten giderim. Tamam Ali İhsan, ben de güle güle dedim. Sen bilirsin, sen bilirsin. Buraya dur. Bu hem sana zamanı hem de ara sıra beni hatırlatması için kendi ellerimle yaptığım bir hediye. Sana verecektim. Senin için yapmıştım. Neyse, eline sağlık, sağ ol sen. O kadar da değil tabii. Alalım artık. Sağ olasın. Edalet, sonsuza kadar elveda. Güle güle Ali İhsan. Sanki gidecek bir yerim var. Sayı nereye gider ki bu? Ne yapmış ki bu? Saat yapmış. Fena değil, güzel olmuş. Ay! Gugukli saat yapmış. O ne? Ay, kuşun boynuna yüzük asmış. Ay sen Ali İhsan, ne adamsın ya. Geçirdin o kuşun boynuna.